Bunun için hazırlıklı değiliz. Siz bilimciler küçük bir izci obası gibisiniz. Beynimizle buraya kadar geldik. İnsanlığın en uç noktasına. Ama yeterli değil. Şimdi biz buradan gidene kadar dünyada kurtaracak kimse kalmayacak. Ben de senin gibi dakikaları sayıyorum Cooper. Acaba bir ihtimal. Bilmiyorum ama belki hep birlikte bir kara deliğe atlayarak zamanda geri gidebilir miyiz? Bana kafa sallama. Zaman görecelidir, tamam mı? Uzayıp kısalabilir ama asla geriye dönülmez. Bu mümkün değil. Hayır, zaman gibi boyutlardan geçebilecek tek şey yer çekimi. Tamam. Bizi buraya çeken varlıklar yer çekimiyle iletişim kuruyor, değil mi? Evet. Gelecekten konuşuyor olabilirler mi? Olabilir. Tamam. Onlar yapıyorsa... Onlar beş boyutun varlıkları. Onlar için zaman başka bir fiziksel boyut olabilir. Onlar belki geçmiş yerine bir uçuruma iniyor veya gelecek için bir dağa çıkıyor olabilir ama bizim için öyle değil. Bak Cooper, hata yaptım. Üzgünüm. Ama izafiyeti biliyordun. Ha. Kızım sadece 10 yaşındaydı. Gitmeden ona Einstein'ın teorilerini öğretemedim. Dünyayı kurtarmaya gideceğini söyleyemedin mi? Hayır. İnsan çocuk sahibi olunca bir tek şey netleşiyor. O da onların kendini güvende hissetmesini sağlamak. 10 yaşında bir kıza dünyanın sona erdiğini söyleyemezsin. Cooper. Motorlara ne kadar var Case? 1-2 dakika. O kadar vakit yok. Kaskını tak. Brent, ikinci pilotsun. Case, kabindeki oksijeni ana motorlara üfle. Yakacağız. Anlaşıldı. Hazırım. Basıncı azaltıyorum. Merhaba Rom. Yıllarca bekledim. Peki kaç yıl geçti? Sanırım şu anda... 23 sene. 4 ay. 8 gün. Doyle? Hazırım sanmıştım. Teoriyi biliyordum ama... Gerçekler çok farklı. Peki Miller? Burada hiçbir şey yok. Neden uyumadın Romley? Birkaç dönem uyudum. Ama döneceğinize inancım kalmadı. Ve hayatımı rüya görerek harcamak istemedim. Kara delikten öğreneceklerimi öğrendim. Ama babana bir şey yollayamadım. Veri geliyor ama hiçbir şey gitmiyor. O yaşıyor mu? Aa, evet. Sahi mi?